Bu ve daha fazla başlıkta merak ettiğiniz tüm soruları az sonra Faruk Erdem'e soruyor olacağım. Ekonomi bölümüne hemen başlayalım. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem bizimle birlikte. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi haftanın hem son iş günü hem de aslında o kadar çok merak edilen soru var. Bir dipnot paylaşayım. Sizden gelen soruları da yine yönelteceğiz. Bugün o verdiğimiz sözü tutacağız. Doğru. Rakamlarla başlayalım mı? Azıcık? Başlayalım. E ee, ile başlayayım. Borsada da 2000'in üzerinde kalmaya devam ediyor borsa ama çok böyle fazla hacim olmayan yatay bir seyir bu hafta devam etti. Önümüzdeki hafta tabii farklı hikayeler ee, görebiliriz borsada. Dediğim gibi yabancıların tatili devam ediyor. Hemen kurlara şöyle bir bakalım. Ee, dolarda ve euroda yine aşağı yönlü bir yatay seyir devam ediyor. İşte 13.80'de dolar güne başlamış oldu. Euro 15.62 seviyelerinde şu anda. İngiliz sterlininde 18.72, İsviçre frangında da 14.98'i görüyoruz. Altında bir hikaye var. Ondan biraz bahsedeyim. Ee, tabii Fed tutanakları yayınlandıktan sonra Fed'in bu sene hem faiz arttırma kararları ortaya çıktı hem de piyasaya sunacağı paranın miktarının azalması e, altını olumsuz etkiledi. Zaten hafta başında e, yani ay başında aslında yeni yılla birlikte bir 30 dolarlık bir geri çekilme olmuştu. Şimdi de 1789 seviyesinde oradaki gerginlik devam ediyor. Hani bu faiz arttırma meselesi e, kurları da etkiliyor. Netice itibariyle orada faiz arttığı zaman e, para ana vatanına dönüyor, faize gidiyor. E, piyasaya para vermeyince altının... E, Talebi de azalıyor ve altında bir düşüş yaşanıyor. O gerginlik devam ediyor ama içeride gram altına baktığımız hı hı. zaman orada da bir 800 lira seviyelerini görüyoruz ki hı hı. kurla birlikte 795 lira seviyesinde şu anda devam ediyor gram altın. Peki çok fazla merak edilen soru var gram altının ardından. O başlıklara da geçelim. Faruk Erdem'le birlikte konuşalım. Elbette vatandaş soruyoru yapacağız az sonra. Evet. Özellikle maaşlarla ilgili detaylar soruluyor. Yine ile ilgili soru var bu arada. Çok onu da baştan söyleyeyim. <laughs> ama e, bir gururumuzdan da bahsedeceğiz elbette. Önce onu konuşalım. konuşalım. Ee, bir yandan Takvim Gazetesi'nin de bugün manşetindeydi o Doğru, haber. Doğru dün onu ee, Güzel çalıştık. de bir başlık vardı. Arkadaşlarım ekrana taşıyorlar <laughs> şimdi. E, tognoloji harikası e, manşetiyle çıkmış bugün. Takvim gazetesi, dünya hayran kaldı deniliyor ama gerçekten öyle. Yerli ve milli otomobilimizden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Amerika'da görücüye çıktı. Doğru. Aslında gerçekten hani bir de bir yandan da gerçekten çok güzel. İlk tanıtımı yapıldığında da hayran olmuştuk biz burada. Önce şunu sorayım Faruk Erdem gördünüz mü aracı? Ben aracı burada ilk tanıtımında görmüştüm yani sedan modelini evet. de görmüştüm bir de hatchback modelini tabi onlar prototipti hem Hı -hı. de su modeli biliyorsun 3 model birden Hı -hı. tanıtılmıştı ama tabi bu farklı ee, burada aslında e, zaten e, TOG kendisini bir e, otomobil firması değil bir e, bilişim firması olarak e, görüyor ki Hı -hı. zaten orada bir teknoloji e, fuarında göreceği çıktı bir otomobil fuarında değil bir teknoloji fuarında göreceği çıktı bu da aslında arabanın hani dış dizaynı tabii çok farklı ve güzel o başka ama içi bir teknoloji fışkırıyor adeta arabanın içinden ben buradaki şeyden hani tanıtımdan biraz teknolojisiyle biraz ilgilenmiştim. Hani o teknolojiye biraz merakım da var. Ama biraz gizledi burada aslında arkadaşlar. Dedim ki bu teknolojiyle ilgili bana biraz bilgi verir misiniz? Hani bunlar biraz daha prototip olduğu için çok şey yok. Ama edindiğim bilgileri söyleyeyim sana. Bir kere arabanın içinde bir yapay zeka var. Aslında arabayı bir yapay zeka yönetiyor. Onunla konuşuyorsunuz. Ve o yapay zeka aslında başka makinalarla da de konuşuyor. Hı hı. Mesela siz arabada giderken evdeki klimayı açabilirsiniz. Evdeki işte şofbeni açabilirsiniz hı hı. vesaire. dolayısıyla makinaların irtibatı var arabada ama arabanın kullanımıyla ilgili düşünürseniz de çok büyük bir yenilik var. O da ön cam. Şimdi ben aslında buna çok şaşırmıştım. Yani bütün veriler ön camda olacak dedim ki oradaki teknisyen arkadaşlara. Ya biz bu ön camdan o verilere baktığımızda yoldan dikkatimiz kaçabilir mi? Hayır dedi. Aslında biz şu anda dikkatimiz kaçıyor. Ne yapıyoruz? Kadrana bakıyoruz. Ne yapıyoruz? Teybe bakıyoruz. Ne yapıyoruz? İşte doğru değil ama cep telefonumuza bakıyoruz filan. Bütün bilgiler aslında camda olacak yani ön camda olacak ve biz yolla bakarken Hı -hı. o bilgilere de ulaşacağız. Sadece arabayla ilgili bilgiler değil, yolla ve sonrasıyla ilgili bilgiler de var. İşte ileride bir evet. şarj istasyonu var, ileride bir e, mola yeri var vesaire gibi. Yine içinde hologram teknolojisi var Hı -hı. E, ve e, şimdi şunu görüyor mu izleyicilerimiz bilmiyorum ama kapılar çok farklı açılıyor bunu Joker, da şu... biraz zoom in yapabilir miyiz mesela ortada gerçekten normal evet. araçlarda olan şey de yok Doğru. kapılar da Or, ortada bir bölüm yok yani ortadaki bir direk yok e, ikiye bölen evet. arabayı. Dolayısıyla kapılar yanlara doğru açılıyor ve kitap gibi açılıyor aslında. Bir kitap <laughs> açılır gibi. Dedim ki arkadaşlara aç aç oku. E, bizim gururumuz tabii. E, Gürcan Bey <laughs> Onu çok emek, e, yani, yani çok duygulandı. O da ayrı bir parantez açılması e, evet, lazım. Doğru. Gürcan Bey'in gözyaşlarını tutamaması da gerçekten bir emeğin sonucunda. Evet doğru. Ya, belki bütün o e, süreçler aklına geldi. E, bununla e, ...aklıyla, küçük aklıyla bu çalışmalarla alay eden kesimler belki aklına geldi. Hala bunu ben Siz yapın görelim o zaman arada, bir tane de. okuyamıyordur okuyamıyordur e, izleyicilerimiz e, CEO'su e, evet. Togun Gürcan Karakaş... E, ...sunum sırasında, orada yaptığı sunum sırasında gözyaşlarına hakim olamamış. E, bu konu üzerine konuşuyoruz Faruk Erdem'le. Şimdi tabii içeride e, deri koltuklarda bir böyle turkuaz mavisi hakim onu görüyoruz. Tekerlerde yine işte lale evet. desenleri hakim onu görüyoruz. E, arabamızla gurur duyuyoruz. Yani birileri buna çamur atmaya çalışıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum Cansın. Yani biz niye ortak bir değerde buluşamayız? Yani bunu eksikleri olabilir belki ama niye beğenmeyiz? Niye buna çamur atmaya çalışırız? Niye milli bir değerimiz olarak görmeye çalışmayız? O da şaşırtıcı. Yani aslında çok şaşırmıyorum. Yani kendi para biriminin değeri düşüyor diye zil takıp oynayan adamlardan başka ne beklenebilir? Ama onları şöyle bir kenara bırakıyorum. Milli gururumuz, e, arabamızda gurur diyoruz. İnşallah yollarda görürüz. Bilmiyorum imkanımız olur mu bir tanesine İnşallah. de binebilir miyiz? İnşallah. Ben her seferinde şaşırıyorum Faruk abicim onu söyleyeyim. Her seferinde yok artık bu da değildir diyorum hala daha. Şimdi bir başka başlık e, her birimizin çilesi haline gelen az önce araç demişken... Arabalarla ilgili bir haber verdim, stokçularla ilgili Doğru. bir e, operasyon o yasa düzenlendi. çıktı. Tabii bir yasa çıktı. Hem onun detaylarını konuşalım hem de bu stokçulukta geğinen son durum ne, nasıl çalışmalar yürütüldü? Şimdi e, seninle burada çok konuştuk bu mevzuyu. E, bunu denetlemeler devam ediyor. Hı hı. Sadece otomobil değil, otomobilde çok fazla kullanılmış o dönemde ama şimdi bak bu otomobil fiyatları ikinci elde, çok fazla hızlı düşmüyor. Niye biliyor musun? Çok yüksek fiyatlardan aldılar. Şimdi satmak istemiyorlar zararına. Ama düşecek o da düşecek. Sıfırdaki gibi o da düşecek. Hı hı. E, elinde kaldı birçok insana o para hırsıyla ona saldıranların. O işte bir yerlerde stoklayanların elinde kaldı ama... Otomobilin dışında gıda stoklayanlar var. İşte biz bu bunları çok konuştuk. E, bir depolarda neler bulundu? Hı hı. Hani diyor ya ya kardeşim benim maliyetim çok yüksek. Ben çok mal maliyettim. O yüzden satıyorum. Yani ben de diyorum ki 20 Aralık'ta sizin binlerce övündüğünüz şubenizde bir anda her şey bitti. 20 Aralık'ta mı aldınız yani siz bütün malları? Böyle bir şey olabilir mi? ...insanın Neymiş. aklıyla böyle alay edilebilir mi? Hani öyle diyordu ya bir market sahibi insanların aklıyla alay etmeyin. Siz insanların aklıyla alay ediyorsunuz. Maliyetimiz çok yüksek. O yüzden yükseğe satıyorum. E ne oldu? Hani siz bu kur yükselmeden önce sizin depolarınızda tavanlara değecek e. kadar mal yok muydu? Hı hı. Onu söyleyeceğim. Bu stokçularla ilgili cezaların arttırılması belki hukuken onları engelleyecek ama biraz vicdanlarında burada hareketi geçmesi lazım. Yine konuşuruz bunu. Konuşuruz. Çünkü hala vatandaşın gündemi bu. Yani marketlerdeki Tabii o ki inmeyen fiyatlar. Tabii ki hepimizin gündemi bu. Evet. Çünkü her gün gideceğiz evimize yemek içmek için bir şey alacağız ve burada hakkımız gasp ediliyor. Yani Aynen. burada bir hırsızlık var bunu konuşmaya devam edelim ve... Herkesin beklediği bölüme geldim. Faruk Erdem'e merak ettiğiniz soruları soracağım. Vatandaş soruyor kısmı geliyor. He. Size soruları yönelteceğim. Yeni maaş rehberi aslında bir nevi canlı yayında dinliyor olacaksınız. SSK Bu da gündem aslında. Herkesin yeni maaşlar konuşuyor daha hesaplara yatmadığı için insanlar merak şimdi içinde olacak. sizinle yayın yapıyorum. Ee, sizinle yayın yapınca en az sizin kadar bildiğimi zannediyorlar Biliyorsun ki zaten. ne mümkün? Ne <laughs> mümkün? Ee, ben sizden çok şey öğreniyorum. Bana soruyorlar diyorum ki not alıyorum. Ee, söz veriyorum yayında soracağım. İşte o sorulardan bir tanesi. Buyur. SSK ve Bağkur emeklisiyim. Zam oranım kaç oldu? Hızlı hızlı cevaplayayım. Bayağı Kesper. soru var anladığım kadarıyla. Şimdi SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı 6 aylık enflasyon kadar artış yapılıyor biliyorsun. Hı, hı. 6 aylık enflasyonda 25.47 oldu. Şimdi siz SSK ve Bağkur emeklisiyseniz iseniz maaşınızı %25.47 arttıracaksınız. Bu ayki hesabınıza o yatacak. Burada tabii bir şey daha var. 2500 liranın altındaki maaşlar için farklı bir hesap oldu. En düşük maaşta 2500 liraya çıktı. Belki onunla ilgili de soru varsa Var. onu da cevaplarız. Evet. Hazal bir sonraki soruyu rica edeceğim. Benim maaşım 2250 lira. Ben şimdi 250 lira mı zam alacağım? Heh. Şimdi bu güzel bir soru aslında. Şimdi 2000, en düşük maaş 2500 lira dedim ya. Hı hı. E benim maaşım hı hı. 2250 lirası. Ben 2500'e çıkartılacağım. Orada mı kalacağım?" Hı hı. diyor vatandaş. Doğru bir soru. Hayır orada kalmayacaksınız. Ne yapacaksınız? 2250 lirayı %25-47 kadar arttıracaksınız. Sizin maaşınız 2823 lira olacak. Dolayısıyla ödenecek tutarda 2823 lira olacak. Ek ödeme meselesini bir gün konuşuruz. %4 ek ödeme de var bunun içinde. Onun hesabı ayrı ama... Maaş hesabı böyle olacak. Dolayısıyla bu vatandaşın maaşı 2500 liranın üstüne çıktığı için hı hı. zaten taban maaşı aşmış olacak. Peki Hani 250 lira değil işte yaklaşık 500 lira artmış olacak. Peki bir başka fiyat üzerinden yine bir soru. Benim maaşım 1800 lira yeni maaşım nasıl hesaplanacak? He, şimdi burada bu vatandaşın maaşı 2500 liranın altında deminki vatandaş evet. gibi. Önce <laughs> zam mı uygulayacağız? 1800 %25.47 zam alacak. Hı hı. 2258 lira olacak ne oldu 2500 liranın altında kaldı o zaman 2500 liraya tamamlanacak 241 lira eklenecek bu vatandaşa ve 2500 lira ödenecek yani 2258 lira değil 2500 lira ödenecek yani 1800 liralık maaşı 2500 lira geçmiş olacak. Peki bir emeklimizden gelen soru var şimdi sırada. Ben memur emeklisiyim. Bizim maaş artışımız nasıl hesaplandı? 2500 lira bizim için de mi geçerli evet. diye soruyor. Şimdi 2500 lira aslında SSK ve Bağkur emeklileri için geçerli. Çünkü orada maaşlar 2500 liranın altındaydı. Hı hı. En düşük memur maaşı 3275 lira 90 kuruştu. Dolayısıyla burada bir 2500 lira taban maaş skalası yok. O yüzden de zamlı maaşı bu memur emeklisinin 3.275 çarpı 30.95 4.289 lira olacak en düşük e, memur emeklisi maaşı 30.95 nereden çıktı diyebilirsin onu da söyleyeyim dün aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı bir genelge yayınladı o genelgede e, 27.91 olarak gösterildi zam. Bunu da kullanmaya çalıştılar sosyal medyada ama Hazine Maliye Bakanlığı'nın öncesinde bir açıklaması da vardı. Ben de hem sosyal medyadan hem de hem sabah komiteri hem takvim komiteri de bunu yazarak e, anlatmaya çalıştım. Yüzde iki buçukluk bir artış yaptı biliyorsun memur ve memur emeklerinin zamları için Sayın Cumhurbaşkanı. Hı hı. Onun yasayla değişmesi lazım. Ek protokol olduğu için. Yasa çıktığında o da bu 27.91'e eklenecek ve kümülatif olarak 30.95 olacak. Yani memur ve memur emeklerinin zammı bu ay 30.95 olacak. Hani genelge e, 6 Ocak evet. itibariyle çıkması gerekiyordu çıktı ama o iki buçukta eklenecek. Onu da anlatmış oldum. Buyur. Peki bir sonraki soru geliyor. Memur zamları neye göre belirlendi? Heh, memurun en düşük e, maaşı burada var aslında. E, memur zamı az önce anlattım aslında. Yüzde 5 zaten toplu sözleşme vardı. Yüzde 22.47'de e, enflasyon farkı eklendi. İki buçuk puan da Sayın Cumhurbaşkanı ekledi. İki buçuk puan... E, Mecliste şu anda yasa çıktıktan sonra yürürlüğe girecek. Dolayısıyla kümülatif düşündüğünüz zaman da 30.95'i buluyor memur ve memur emeklilerinin zamları. En düşük memur maaşı 4.330 liraydı. Yenisi 5.651 lira oluyor. Aile yardımı dahil ediyoruz. İki çocuk hı hı. ve çalışmayan eş 4.880 lira 6.368 liraya çıkıyor. Gelelim bir de bir yandan şimdi aile yardımı çocuk dediniz. Eşten ve babadan maaş alanlar var. He. Onlar da bizim artışımız nasıl hesaplanacak Doğru. diyor. Şimdi burada e, SSK ve Bağkur olarak düşünürseniz %25-47 olarak artacak onlarınki memurlarda. 30-95 yani memur çocukları ya da memur eşleri için söyleyeyim. Burada en düşük maaş 1500 liraydı. Yeni maaş 2500 lira oldu. Yani en düşük maaş 2500 liradan hesaplanacak. Bunlar da en düşük maaş hesabı. Şimdi %75'ini alıyor eş çalışmıyorsa eşinden dolayı maaş. Dolayısıyla 1500 liranın %75'i 1125 liraydı. O kaça çıktı? 1875 lira. Artık bu eş 1875 lira alacak. 1412 lira %25 47 artışla 463 lira da ilaveyle gelecek. %50 alan 1250 lira alacak, %25 yetim maaşı alan da 625 lira alacak. Peki son bir soru daha sorayım. Buyurun. Süremi doldurdum ama e, ne zaman ödenecek bu maaşlar evet. ve asgari ücret zammı ne zaman alacaklar? Şimdi asgari ücret zammı e, 1 Şubat'ta yatacak. Hı. E, emekliler de bu ay içinde e, maaş günlerinde alacaklar. Memurlar 15 Ocak'ta alacak. Memur emeklileri de fark alacak. Agi demiştin izleyenler e, merak ediyor. çok hızlı anlatacağım. AGI vergi iadesiydi. Asgari ücretten vergi kalktı. Dolayısıyla vergi iadesi yok. Agi de kalkmış oldu. Özel sektör bu. AGI'yi ödeyebilir mi? İsterse öder. Çünkü onlardan bir vergi desteği gelmiş oldu. Bunu çalışanlarıyla paylaşabilir. Ama bir vergi iadesi Peki. olarak AGI kalktı. Peki bunu Peki. yine konuşuyor olalım Konuşalım o zaman. Pazartesi. Faruk birlikte bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında devam edelim.